yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Evet, yine bir 4-5 aylık bir çalışmanın ürünü olarak Kadınlık Bizde Kalsın tiyatrosu sahnelenecek birazdan. Kısaca tiyatro kulübünden bahsedecek olursam, gerçekten güzel yemekler verdiler ve içeride çok heyecanlılar çünkü yemeği hazırladılar ve şimdi yemeği size sunacaklar. Bence en tatlı an şu andır. Bir de sosyal aktivite müdürlüğümüzden de biraz bahsetmek istiyorum. Şu ana kadar 14 aktif kulübümüz var ve 14 kulübümüzün toplamda 90'ın üzerinde bir etkinlik gerçekleştirmiş. Ve adada, hani diğer üniversitelerden gelen öğrencilerimiz de var, onlar da hoş geldi ama adada bu kadar aktiviteyi gerçekleştiren sayılı üniversiteler var. Ama biz adayız çünkü öğrencilik sadece dört duvar arasında eğitim değildir. Öğrencilik sosyal aktivitelerle ve eğitimin birleşmesiyle olur. Diğer türlü sadece o kitabı okuyup hiçbir şey görmeden memnun olup gideriz. Şöyle bakıyorum, geçen yıl bir konuşma yapmıştım. Tam aradan bir yıl geçmiş. Bu bir yıl içerisinde kulübün içerisindeki arkadaşların o dayanışmalarını gördüm. Ve o birbiriyle kaynaşmalarını görünce şunu net bir şekilde anladım. Sosyal aktivite arkadaşlar takım çalışmasını insanlara öğretir. Yani zannetmeyin ki orada vaktim boşa harcanıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Sosyal aktivite içerisinde görev alan arkadaşlar gelecekte başarılı oluyorlar. Hep bunu diyorum. Ve etrafımıza da bakın. Kimler üniversitede sosyal aktivitenin içerisinde sosyal bir şekilde ve yürekten eğer koşturuyorsa göreceksiniz ki ileride en iyi yerlerde onlar var ve en iyi yerlerde onların isimleri var. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yaşadıklarından öğrendiklerim var. Onları size sadece aktarıyorum. Umarım güzel bir şekilde dinlersiniz. Tekrar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Şimdi de yönetmenimiz oyun hakkında bilgi vermesi için Ersan Çıkır'ı sahneye davet ediyorum. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Arkada müthiş bir enerji var. Burada da çok güzel bir enerji olacağını düşünüyorum ben. O yüzden ben lafı fazla uzatmayacağım. Bir moral almış. Bu alkış gerçekten çok kıymetli. Burada olduğunuz için tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı Kadınlık Bizde Kalsın oyununu sizler için düzenledik ve sizler için hazırladık. Tekrardan görüşmek üzere. İyi eğlenceler. Şiddete son derece karşı. Yani günümüz erkeklerine hiç benzemiyor. Biliyorsunuz günümüzde kadın dövmek en iyi akşam sporu. Yoldan geçen kadına laf atmak büyük delikanlı. Mini etek giyen kadını eleştirip denk geldiğinde kartal gibi kitlenmekten doğal bir şey yok. Ne yapsın adam? Bakmasın. Ama Adem babamız onlara hiç benzemiyor. Bir sorun olduğu zaman
Hep alttan alan oluyor. E bu alttan almalar oldukça Hava Anamızın nazı da artıyor. İstekleri bitmek bilmiyor. İşte geze geze tüm yazıyı dolaşan Adem babamız sonunda yasaklı ağacın yanına geliyor. Ya da ağaç onun yanına. Anlattılar dur baba. Ön yargılı olma baba. Ben kendi halimde bir iblisim. Yok yok ön yargılı değil. O zaman al iki tane baba. Bak ne demişler. Günde bir elma doktoru eve alma. Kim demiş? Yani ileride kesinler de. Güzel bak. O sırada her tarafta Adem babamızı arayan Hava Anamız çok korkmuştur. Adem! Adem! Havan! Buradayım Hava. Neredesin Adem? Buradayım Hava. Neredesin? Göremiyorum. Ağacın yanındayım. Hangi ağaç? O ağaç. Gel abla gel elmalara gel. Ah elma mı? Nerede? Burada. Elmada %50 indirim. İndirim mi? Ah Havan. Neredesin sen Adem? Neden koca hayvanatın arasında beni yalnız bırakıyorsun? Çok korktum ben. Havan canım. Çok mu korktun? Çok korktum. Ağladım. Nasıl yaptın böyle bir şeyi? Biraz içim sıkılmıştı. Gezeyim geçer dedim. Çok korktum ben. Lütfen affet. Saçının bir teli için değişmem hiçbir şey. Adem. Efendim. Hayatındaki tek insan. Ben yeni bir eğitim gördüm. Bıktım bu derme çatma yerlerde oturmaktan. Tamam hayatım. Yarın gidip ilk iş sana o zaman bir iki katlı ev yapıyorum. İki katlı? Evet. Balkonunda çiçekler var. Çiçekler, terasta yap. Sen yeter ki işte, ben her şeyi yaparım. Adem. Efendim, kalbimin tek sahibi. Ben yeni ayakkabılar istiyorum. Bunlar hep ayağımı acıtıyor. Tamam hayatım, yarın evi yaptıktan sonra sana bir o zaman ayakkabı yapıyorum. Evet, ayakkabı yapacağım. Parlayan, ışıldayan bir ayakkabı. Topuğu da olsa. Topuksuz olur mu? Elmasız da olmaz baba. Ayaklarım hep yara bere içinde. Bak, her şeyi yapacağım ben, her şeyi halledeceğim. Sen hiç merak etme, lütfen. Adem. Efendim, güneş göz. Saçlarım kazık gibi. Yıkarken bir şeyler sürersen belki yumuşar. Bana bir çare bulur musun? Saçının bir teli için kendimi öldürürüm. Öldürme. Yalnız kalırım. O zaman yarın sana çil bulacağım. Evet, yarın saçların için dağ baya gezip çil bulurum. Saçımı da bağlasam iyi olur. Sen hiçbir şey canını sıkma. Ben her şeyi hallederim. Adem. Efendim, bir tane. Hava soğuk olunca çok üşüyorum. Üşüdüğün zaman gökteki güneşi getirebilirsen getir. Getir. Getiremesem de seni soğuk havalarda sıcak tutacak bir tayt var. Geyikli. Set iste. Elmalar. Elma canım istedi. Hayır, tamam, olmaz. Elma yasak bize biliyorsun, ya, olmaz. Ne olur, bana ne, ne olur. Hayır, olmaz. O olmaz, lütfen. Bir şey olmaz hadi. Elma al baba. Elma da al baba. Almama elma al. Almama elma al. Almama elma al. Elma al baba, al. Seçmenden daha sizin. Havan lütfen bak olmaz. Şu kırmızı olanı istiyorum. Teşekkür ederim. Hayır yeme lütfen. Lütfen hayır. Gel beraber yiyelim ha.
İnsanı susmaz lan! Boğarım lan seni, boğarım! Nereye geldin lan senin yüzünden? Neresi lan burası? Dünyaya hoş geldin baba! Ulan iblis, ulan iblis! Ulan iblis! Adem! Sen daha önce bana hiç vurmamıştın Adem! Bir laf var bildin mi? Dayak cennetten çıkmadır diye. Yürü! Adem ile Havva işledikleri bu suçtan ötürü dünyaya sürüldüler. Ve böyle başladı işte. Kadın ile erkeğin, yani insanlığın serüveni. Aslında iyi bir başlangıçtı. Ama dünyada öyle garip şeyler oldu ki. Savaşlarla yazıldı dünyanın tarihi. Kuvvetli zayıfı yedi, büyük balık küçüğünü yuttu. Aklın gücü, bileğin kuvvetiyle savaştı. Ve savaşmakta hala. Ve kadınlar bu karmaşanın ortasında savrulup durdular. Bazen melek, bazen şeytan. Ama genellikle zayıf. Neyse, lafı daha fazla uzatmadan gelelim günümüze. Ve anlatmaya başlayalım öykülerimizi. Buradan başlayalım örneğin. Kolay gelsin hanımefendi. Kolay gelsin bacım. Beyim olmayınca ben konuşmam. Yorum yok. Dırdana! Kız! Dırdana! Git buradan. Kocam burada görürse sen içine de bade koyabilir. O halde kolay gelsin. Dırdana kız burada mıydın? Bak aklıma ne geldi. Şu bizim ev var ya, diyorum ki onu yıkalım. Anam şikayet edip durur küçük değil. Yerine iki katlı bir ev yapalım ha, ne dersin? He, yaparız. He, hiç ameliye gerek de yok. Harcı neyi sen kararsın. Demiriydi, demeliydi sen halledersin. Penceresiydi, kapısıydı sen yaparsın. Geriye bir tek camları takmak kalıyor. Onu da sen halledersin ya onu da. Ben hep boş mu oturacağım? Ben de bir şey yapayım bari. Ya, ayarlarım, ayarlarım be. Sen ne diyorsun, yapar mıydın bu işi? Yaparım, ben yaparım. İyi bakalım, haydi. Kız, Dırdane. Sen çok yoruldun, hadi bitir işi. Az kaldı, ben bitiyor. Yoruldum diyorum. Bitir işi, çocukları yatır, haydi. Karınlarını bir doyurayım, bir bitiririz. Bundan sonra kız! Yoruldum diyorum, bitir işi. Yürü bak, döveceğim ha. Ne? Bu ölene sıcağında gözümü döndürürüm. Şekerin elimden. Arpa yoldum, yorgunum. Yürü diyorum ulan sana. Zaten kahveye dedikodu olmuş. Babüncedir, karıyağım bile bırakamadı değil. Hem sen de çalışırken deniş gücü çalımları yapıyorsun. İnsanın canı çekiyor. Ya hadi, hadi. Dur diyorum sana. Kız! Seviyorum seni, manyak. Başında gördüm ilk. Ula dedim babür, bu karı ne güzel dövülür. Doğru söyle bak, ant veriyorum. İki çift laf bile edemiyoruz. Ben mütemadiyen hamile kalıyorum. La sen, seviyor mu beni? Kız, seviyorum seni. Allı güllü fistanına 9 çocuk yapmış. Sırtına sopa, karnına sıpa. Bu durumda ben de eşek oluyorum. Kız, seviyorum seni. Seviyor mu beni? Yaşatacaktın göğe beni. Şehirdeki asortikler gibi. Mecbur muyum babanın dolunu yıkamaya? Hani bana ayrı bir ev tutacaktın? Hani şehirde bir konumuz olacaktı? Hani beni okur yazar kursuna göndereceğini? Hani bana İstanbul vereceğini? Hani bana aynayla sakız alacaktın?
değerli konuklar. Kadın Güçlendirme Vakfı'nın hazırlamış olduğu. Buyurun, devam edin isterseniz. Ülkemizde ne kadar çok açık oturup toplantıya da panel yapılıyor, farkında mısınız? Örneğin kadın sorunlarıyla ilgili sürekli konuşuluyor ama ortada doğru düzgün bir icraat görünmüyor. İşte bu yüzden biz de alternatif bir açık oturum düzenleyelim istedik. İyi seyirler. Değerli konuklar, Kadın Güçlendirme Vakfı'nın hazırlamış olduğu açık oturuma hepiniz hoş geldiniz. İzninizle öncelikle konuşmacılarımızı bir tanıyalım. İlk konuşmacımız Kadınla Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Tülay Akın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkinci konuşmacımız ise Otobüs Sapıkları ve Elle Sarkıntıcılar Federasyonu Başkanı Sayın Fıdır Tektaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, tartışmamızın konusu kadınlara yönelik olarak yapılan sarkıntıcılık faaliyetleri. Tartışmamız boyunca yanda görmüş olduğunuz ekranda gizli kamerayla tespit ettiğimiz görüntüleri izleyeceksiniz. Ben buna karşıyım. Neden karşısınız efendim? Ben bu oturuş pozisyonuna karşıyım. Böyle bardak gibi dizilmişiz yan yana. Hanımefendi orada mütemadiyen bacak bacak üstüne atacak, bize bir faydası dokunmayacak. Endişe verici bir hadise. Ne diyor bu adam? Gönderdiğim çorapla ayağınla oldu mu ona bakacağım. Ama göremiyoruz, onu diyorum. Evet, filmimizin ilk bölümünü izleyelim. Bip. Ey büyük Allah'ım, ey güzel Allah'ım. Sen şu endama, şu dış görünüşe, şu kaşa, şu göze, bunların hepsi senin mülkün mü yavrum? Peşin mi aldın yoksa banka kredisiyle falan? Başka sorum yok, tanır sizi. Terbiyesiz adam. Bir. Evet, görüntüyü burada doldurduk. Bu bölüm hakkında görüşlerinizi alalım. Buyurun Tülay Hanım. İğrenç, aşağılık kepaze, rezil ve prematüre görüntüler izledik. Maalesef toplumumuz bir erkek toplum özelliği taşıdığı için bu cinsten etobur yaratıklar aramızda dolaşmaktadır. İdamını talep ediyorum. İtiraz ediyorum. Hanımefendi meseleyi çarpıtıyor. Burada asıl mağdur olan sarkıntıcı sapık kardeşimdir. Çünkü kendisinin kadınla hiçbir alakası yoktur. O Allah'la konuşuyor. Bana bakalım. Bip. Ey büyük Allah'ım. Gördüğünüz gibi safa ey büyük Allah'ım diyor. Yani Allah'la konuşan bir Müslümana kadın hakaret ediyor. Terbiyesiz diyor. Allah'la kul arasına girilmez, günah. Öyle mi? Peki bu yaratık kadına kız hepsi senin mi diyor? Ne var bunda efendim? Bu bir sorudur. Nere konusunu var? Kadın belki organ nakli yaptırmış. Bugün kimin böbreği, kimin bedeninde belli mi? İşte bunlar kadını kasap vitrininde bacağından çengele asılmış bir et bütünü, bir yaratık olarak görüyorlar. Bacaktan çengele. Enteresan bir fantazi. Evet, filmimizin ikinci bölümünü izleyelim. Bip. Terbiyesiz adam. Niye elektrik yaratıyorsun? Hay be Ceren yapıyorsun. Bak, Kurandere'de kalıyoruz. Üşütebiliriz. Ne istiyorsun sen be? Ne diyorum biliyor musun? Buradan çıkıp bizim eve gitsek. Karnını aç mı? Sana ne? Ben çok güzel mercimek yaparım. Hem de fırında. Birlikte mercimeği alır fırına veririz. Oradan benim odaya geçer, aynı koltuğa otururuz. Sen şu koltuktaki şansa bak. Bir koltukta... İçi kan. Bip. Evet, bu bölüm hakkında görüşlerimizi alalım. Bunları şöyle güzelce bir kurşunladık. 28 gün suyun altında beklettikten sonra bir kireç kuyusuna gömmeli ki mikroplar etrafa bulaşmasın. Ya eşeğin sapık kardeşim gayet nazik bir teklifte bulunuyor. Ancak
taciz ediliyor. Bakınız, Avrupa'ya nazaran ne kadar gerideyiz. Avrupa'daki bazı otobüslere korkçular bedava binebiliyorlar. Lakin bizim ülkemizde görev başında yakalanan bir korkçu arkadaş fena halde tartaklanıyor. Bu zihniyetle bununla AB'ye girmemiz mümkün değildir. Evet, filmimizin son bölümünü izleyelim. Bana bak hayvan herif. Hemen peşimi bırakmazsan polis çağırıyorum. Çağıralım ana, çağıralım. Hatta eş, dost, yakın akraba, deyze oğlu, deyze kızı, ne varsa çağıralım. Yavrum! Bip! Evet, görüntüyü burada doldurduk. Çok önemli bir pozisyon çünkü. Gördüğünüz gibi adamın eli kadının vücuduna gidiyor ve temas ediyor. İsterseniz görüntüyü hızlıca başa saralım. Bip! Çağıralım ona, deyze oğlu, deyze. Bir daha aynı görüntü ağır çekimde izleyelim. Bakalım gerçekten penaltı var mı? Bip! Hatta eş, dost, yakın akraba, deyze oğlu, deyze kızı, ne varsa çağıralım. Ya! Kardeşim anısına saygı duruşuna davet ediyorum. Ayağa kalkın haydi. Sakın kalkmayın, öldürürüm. Yalnız ben bu saygı duruşundan önce bu kadına bir şeyler yapacağım. Sakın beni durdurmaya kalkmayın. Yavuz bayağı. İçeri buyurmaz mıyım? Gireyim bari. Ne oluyor be? Sen kimsin? Ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum. Siz istiyorsunuz. Ama sayemde istediğiniz ansiklopedilere kavuşacaksınız. Karen istediği bir göz. Allah mavi lens veriyor. İyi mi? Allah Allah. Sen kimsin çocuğum? Haklısın abla. Tanışmayı unuttuk. Benim adım Cengiz. Arkadaşlarım bu yüzden bana Nuri demezler. Adın Cengiz ise arkadaşlar sana niye Nuri desinler? İyi abla. Bize demezler diyoruz.
Senin adın ne? Dur! Sakın söyleme, ben tahmin edeceğim. Şahabettin! Saçmalama! Ama kapı zilinin üstünde Şahabettin yazıyor. O babamın adı. Zil babanın mı? Seni görmeye gelenler o zili kullanamıyorlar mı? Sizin ailede herkesin ayrı bir zili var. Memleket nere? Zilin mi? Yahu sen ne istiyorsun evladım? Ben asgari satarım abla. Peşin fiyatına taksitle gelişim aşır. E bana ne? Sana ne olur mu abla, sen alacaksın. Bak çocuğum, çok yorgunum, aşırı sinirliyim. Hadi çık evimden, gel. Tamam abla, kimseye zorla satacak değilim. Sen sadece kaç tane kitapçılığını söyle. Ulan manyak! Asiklopedi istemiyorum diyorum. Evimi terk etmeni istiyorum bak, yoksa polis çağıracağım ha. Bir dakika hanımefendi, bir dakika. Siz bana bağıramazsınız. Ben öyle sıradan bir insan değilim. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Mehmet Çubukoğlu'nun kardeşiyim. Mehmet Çubukoğlu kim? Abim, tanımazsınız. Kaçtan kitap öğretmenim, peşinden ne veriyorsun? Bak çocuğum, beni neden deli etmek istediğini anlamış değilim. Beni niçin tahrik ediyorsun ha? Allah kahretsin, sinirlerim bozuldu. Niye ağlıyorsun be abla? Değer mi? Gençsin, güzelsin, başkasını bulursun. Ne diyorsun sen be? Seni terk ettiyse kendi kaybeder diyorum. Kaç taksit yapıyoruz abla, peşinden ne veriyorsun? Yalvarıyorum artık sana, düş yakamdan, düş evimden, düş 8. kattan. Bak karakol 2006'da seni son kez uyarıyorum. Abla, kalbimi kırıyorsun. Farkında değilsin. Sanki biz keyfimizden yapıyoruz ya bu işi. Benim hayatım. Benim hayatım keder yüklü ya. Annem. Annem ben doğmadan ölmüş. Ya babam? Babam daha geçen gün sünnet oldu. Bütün sünnet masraflarını ben karşıladım. Kolay mı ya? Ekmek parası. Cüzdan yarası. Kaç taksit yapıyoruz abla? Peşinden mi veriyorsun? Bunu sen istedin. Alo. Alo. Karakol mu memur bey? He evet, buyurun. Ben bir şikayette bulunacaktım. Tamam, ben bir adres alayım. Gül Apartmanı 7 numara 2000 A üstünüzde oturuyorum. Tamam, yaz oğlum. Gül Apartmanı 7 numara 2000 A üstümüz. Tamam, şikayet neydi? Haneye tecavüz var. Kime? Haneye tecavüz var. Hande'ye, tamam, notumu aldım. Haneye tecavüz var, yaz oğlum. Haneye tecavüz, tamam. Efendim, haneme tecavüz var. Anladım, notumu aldırdım beni. Tecavüz yanınızda mı? Evet, şu an yanımda. Coşkun abi. Coşkun kim? Coşkun abi, geçer şimdi. Gider. Merak etme, bir şey olur. Evet. Coşkun yanımda, bana tecavüz etti. Beraber oturduk, sohbet ediyorduk. Bir polis arayalım dedi. İyi yaptınız, iyi yaptınız. Aranırdı. İyi yaptınız. Güzel. Tamam, ben notumu aldım. Şimdi Gül Apartmanı 7 numara. Şikayette Hande'ye tecavüz. Doğru mu? Haneme tecavüz var. Anneme diyor lan. tamam, ben notumu alırım. Hande'ye, annenize... Efendim, haneme tecavüz var diyorum. Ha, hanenize. Tamam, yaz oğlum. Hande'ye, annesine, hanesine. Hepinize mi? Efendim, ben haneme diyorum. Haneme. Tamam. Ben ekiplere hemen yolluyorum. Hemen, iyi günler. Oğlum, koş toplu tecavüz. İsteşen, şimdi görürsün. Bir insanın ruh sağlığıyla oynamak nasıl bir iş göreceksin. Sen şimdi... Asiklopedi istemiyor musun? Allah'ım! Hala soruyor ya! Hala soruyor! İstemiyorum! Hayır, yani istemiyorsan bunu açıkça söyle. Kimseye zorla satacak değilim. Ben prensip sahibi bir insanım. Benim için hayatta önemli 8 şey vardır. Nedir o 8 şey? Pamuk prensesi, 7 cüceler. Kaç taksit yapıyoruz abla? Peşkan ne biliyorsun? Allah şimdi seni! Hah! Polis geldi. Buyurun efendi! Hoş geldiniz memur bey. Ben bu adamdan şikayetçiyim, hemen tutuklayın onu. Hatta isterseniz 8. kattan aşağı atalım, intihar etti deriz. Ha, olay. Sikinti yok. Yalnız. Müsaadenizle önce ilk imzaladım. Şu elimde görmüş olduğunuz tencere uygun bir adet aksilerle sizin olabilir.
Verilmiştir.